Yani bir fırtına geliyor, finansal fırtına. Türkiye'nin buna hazırlıklı olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Şahap Kavcıoğlu önderliğinde faiz kararı için toplandı. Bu tarafa Türkiye'de genel beklenti faizin sabit tutulması yönündeydi. Ancak sürpriz bir karara imza atıldı. %19 olan politika faizi 1 puan düşürüldü. Enflasyonun geçici sebeplerden kaynaklandığını vurgulayan Merkez Bankası, çekirdek enflasyonun para politikasının yeni referansı olduğunu resmen ilan etti. Sürpriz faiz kararını değerlendiren ekonomist Serhat Latifoğlu, bir sonraki faiz kararına kadar piyasalarda gergin bir bekleyiş olacağını vurguladı. Piyasa biraz daha enflasyon rakamlarının takip edileceği beklentisi içindeydi. Bu olumsuz bir gelişme. Ama tabii ki çok agresif de bir indirim yapmadılar. Yani 100 baz puan veya 1 puan bir indirim bu. Şimdi piyasa ne yapacak? Sermaye piyasaları şunu yapacak. Biraz bir sonraki toplantıyı biraz gergin bir şekilde bekleyecek. Bu da demek oluyor ki biraz bir miktar dövizde bir artış olabilir. Özellikle bir sonraki toplantıya yakın dönemde bir gerginlik olacak. Merkez Bankası'nın 1 puanlık faiz indirimi kararının ardından Türk lirasında değer kaybı yaşandı. 8.65 düzeyindeki dolar kuru ilk tepki olarak 8.80'in üzerine çıktı. Tabii şimdi piyasa beklentilerinin dışında bir faiz indirimi olduğu için ilk tepkisi piyasanın tabii ki dövizin artışı oldu. TL'ye hisse senetlerini satıp tahvilleri satıp dövize geçtiler. Kısa vadeli bir hareket bu. Bunun devamı gelebilir ama yani. Latifoğlu'na göre enflasyona karşı kısa vadeli önlemler alınmalı. Tabii ki hane halkının bir takım sorunları var. Yani kira, ondan sonra gıda enflasyonu, bunlara yönelik tedbirler alınmalı. Enflasyona yönelik kalıcı çözümse üretimi desteklemekten geçiyor. Zor bir döneme giriyor ekonomi. Bunun tek bir çıkış yolu var, üretim devrimi. Bunu yapmadan Türkiye'nin önü açılmaz. Kalıcı çözüm üretimi desteklemekten geçer. Üreticileri desteklemek, tohum, işte mazot, ondan sonra işte gübre gibi girdilerin, yani çiftçilerin en önemli girdilerinin ya ucuz ya da işte ücretsiz olarak teşviklerle sağlanması. Finansal bir krizin kapıda olduğunu belirten Latifoğlu'na göre buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Hem ara malları hem yatırım malları üretimine başlanmalı. Bunlar yapılabilecek şeyler acilen. Bu adımları atmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreç dünya piyasalarında çok dalgalı olacak ekonomilerinde. Bunu hazırlıklı olmamız lazım.